Gelin, bugün neslimizin hikayesini değiştirelim. Ama önce... Tekrar sevgili izleyenler, sevgili dostlarımız, tekrar merhabalar. Bu kez enerji ve sürdürülebilirlik, dolayısıyla iklim konusunu konuşacağız. Konuğumuz Enerjisa CEO'su sevgili Murat Pınar. Murat Bey, hoş Murat geldiniz. Bey, hoş... Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Artık sesiniz gelmiyor. Tamam, şimdi duydum sizi. Şimdi, evet, tamam. Enerji artık sürdürülebilirlikle el ele giden bir sektör. Bütün enerji şirketleri temiz enerjiye, yenilenebilir enerjiye dönüyor. Dolayısıyla tam konuşacağımız şirketlerden ve konuklardan birisiniz. Tekrar teşekkürler. İsterseniz zamandan tasarruf için hızlıca başlayalım. Şunu öğrenmek istiyorum. Sizin için Enerjisa için sürdürülebilirlik ne ifade ediyor? Yolculuğunuz, sürdürülebilirlik yolculuğunuz nasıl başladı? Sonra diğer sorularımıza devam ederiz. Çok teşekkür ediyorum Rauf Bey. Ben dinleyicilere de merhaba demek istiyorum. Öncelikle şöyle başlamak lazım. Aslında işimizin kendi karakteristiği itibariyle sürdürülebilirlik üzerine kurulu. Çünkü arz güvenliği birinci önceliğimiz. Buradan başlamak lazım. Enerji konusunda o arada kalmak istiyorum. Çünkü bu işin içerisinde tabii kaynaklar var. Biraz önce birkaç görüşmemizi de gündeme gelmişti. Şunu söylemek istiyorum. Öncelikle bir kere 1 milyar kişiye yakın insanın, ki dünya diyoruz, dünya bizim yuvamız diyoruz, biraz önce Kıvılcım Hanım da bahsetmişti. 900 milyon kişi yaklaşık olarak enerjiye ulaşamıyor. 2.1 milyar kişi ise temiz suya ulaşamıyor. Şimdi elimizde böyle bir sorumluluk var. Şimdi enerji olarak baktığımızda da Türkiye'ye bakalım, Türkiye dinamiklerini söylüyor aslında. Son 20 yılına baktığımızda Türkiye'nin aslında en önemli ithalat faturası enerji. Yani sürdürülebilir ekonomi, döngüsel ekonomi diyoruz ama önce ana sorunlarımız ne bu sürdürülebilir kavramında? Belki ona bir parantez açmak istiyorum. Burada son 5 yıla bakıyorum sadece. 185 milyar dolarlık enerji ithalatımız var. 185 milyar dolardan kastımız da şu, aslında yıllık 35-37 milyar dolar arasında bir açıktan bahsediyoruz. Bu aslında toplam cari açığımız bizim. Şimdi eğer bu sorunu çözebilirsek hem sürdürülebilirlik adına hem ekonomi adına Türkiye için çok şey yapmış olacağız. Yani sürdürülebilirlik deyince belki biraz tanımı indirgeyelim. Hani bu kavram salından biraz çıkarmaya çalışırsak aslında memleket faydasına, insanımız faydasına, insanlık faydasına yapacağımız şeylerden bahsediyoruz. Enerji olarak tabii bu son dönemde özellikle dünya Birleşmiş Milletler'in bahsettiğimiz kalkınma prensipleri ölçüsünde baktığımızda yeni yeni şekilleniyor aslında. Bunda önce olan şirketlerimiz var ülke olarak ve devamında takip eden ülkelerimiz var ki biz de bunları takip ediyoruz ama 2010 yılında ki özelleştirmenin hemen sonrasında dağıtım şirketlerinin küçük küçük projelerle başladık. Aslında bir tablo yapmak gibi bu. Tablo yapmaktan kastım her projeniz aslında tablonun bir parçasını tamamlıyor. Bugün yapmaya çalıştığımızda bunu biraz daha kapsayıcı, biraz daha o çerçevesini şekillendiren uluslararası trendlerle, Türkiye'deki dinamiklerle birleştirdiğimiz bir yapıda gidiyoruz. Nedir aslında bu yolculukta bizim en önemli verdiğimiz şeyler? Birincisi enerji verimli ki konumuzda enerji sektöründen gelmem nedeniyle böyle. Bir kere bir okullarla, Milli Eğitim Bakanlığı'yla bir projemizle başladık buna. Bugün 500 bin çocuğumuza ulaştık. Son 10 yılda özellikle bunu pandemi nedeniyle de dijitale taşıdık ve 5 milyon çocuğumuza ulaşarak enerji verimliliği ne demek, nasıl tasarruf ederiz, ülkemizin geleceğine nasıl katkıda bulunuruz? Aslında böyle başladığımız projeler vardı. Devamında insan sağlığı ki sektörümüz çok tehlikeli meslekler grubunda, sektörler grubunda ve burada da iş sağlığı ve güvenliği birinci önceliğimizde kameralı teyit sistemiyle geldik. Bu başka bir tarafın rengi o tabloda. Diğer taraftan hem yerel ekonomiye katkı ki oradaki bizim hatlarımız biliyorsunuz dağlardan, taşlardan, köylerden, ilçelerden geçiyor. Oralarda aslında hatlarımızın etrafına defne ağaçları diktik ve yapraklarını toplayarak köylerimiz onlardan gelir elde etmeye başladılar. Bunlar tabii küçük küçük dokunan projeler ama bugün geldiğimizde biraz önce söylediğim Birleşmiş Milletler kalkınma prensiplerinin de takip edip bunu bir artık çerçeveye oturtturma zamanı geldi diye düşünüyoruz. Bu anlamda zaten biz sürdürülebilirlik endeksine dahil olduk ki o biliyorsunuz çevre yönetişim ve
toplum anlamında baktığımızda, diğer taraftan yönetim hikayemizde aslında şeffaflık çok önemli hale geldi. Halka arz aslında bunun önemli göstergelerinden biri. Halka arz demek aslında hesap verebilirlik ve şeffaflık demek. Böyle baktığınızda hem insana dokunuyoruz, hem çevreye, hem de verimlilik anlamında, sürdürülebilirlik anlamında bunları bir şemsiye altında topluyoruz. Bilmem hani bu anlamda cevap vermem. Şimdilik sorunuza cevap mı, yoksa devamında açabiliriz konuyu? Evet, o zaman biraz açalım. Özetlemek, toparlamak açısından birkaç maddede bir araya getirmek her zaman iyi oluyor. Enesta'da sürdürülebilirlik stratejisinin 3 temel bileşenini sorsam hangi maddelere dikkat çekersiniz? Şimdi özellikle çok önemli bir soru, çünkü geçmişte de stratejilerimizi yaptığımızda hani sürdürülebilirlikten parça parça şeyler vardı, ama ilk kez stratejimizle birlikte o sürdürülebilirlik ilkelerini de içine dahil ettiğimiz, biraz önce bahsettiğim temel ilkeler anlamında baktığımızda çerçeveyi çizen şey neydi aslında? Çevre, yönetişim ve toplum, insan. Bunların altına baktığımızda da her bir şirketimiz, ki bu anlamda 3 ayrı bölgede dağıtım hizmeti veriyoruz ve bir satış şirketimiz var. Bir kere bir sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji stratejilerimiz içerisinde direkt olarak sürdürülebilirliği destekliyor. Diğer taraftan biraz önce söyledim, arz güvenliği açısından baktığımızda talebin karşılanması anlamında, ki endüstrinin, ekonominin, işte hayatın devamı için enerji talebini karşılamak bizim diğer taraftaki stratejimiz, ki bu anlamda önümüzdeki 5 yılda 13,5 milyar yatırım yapmayı planlıyoruz. Ama diğer tarafında işimin enerjisine geldiğiniz zaman, yani daha çok B2B müşterilerimizi kapsayan, bunun içerisinde solar paneller, bunun içerisinde e-mobilite, bunun içerisinde LED dönüşümü, verimlilik projeleriyle aslında dört tarafından sarmalayan strateji, aslında bütün iş kapsamımızı da belirleyen bir yapıya gittik. Ama bununla da yetinmedik, çünkü bu o kadar geniş konu ki, biraz önce siz de bahsettiniz, sadece enerji için bile ayrı bir bölüm gerekiyor. Ama en azından şunu söylemek istiyorum, 200'den fazla ofisimiz var Türkiye'de 14 şehirde. Bunların içerisinde sadece geçen yıl toplam temiz su kullanımını %30 düşürmüşüz Murat Bey. Yani sadece dediğim gibi stratejide yazılan o ana aksiyon planlarından öte, bizzat yaşadığımız şirketi, beraber büyüttüğümüz, beraber sürdürülebilir kıldığımız şirketi de bu tip hamleleri de devam ettiriyoruz. Sadece bu bahsettiğimiz enerji verimliliğinde %42'de verimliliğimizi arttırmışız enerji tüketiminde. Bunun içerisinde ısınmadan tutun, gaz tüketiminden tutun, elektrik tüketimine kadar. Hani kısaca böyle söylemiş olayım, ama yine de onu söylemekten, tekrar etmekten çekinmiyorum. Çevre, insan, yönetişim. Birisi şeffaflığı destekliyor. Birisi dediğim gibi insanımız, ki bunun sağlığından her şeyine kadar. Diğeri de çevre, geleceğe temiz ve yeşil bir dünya bırakmak hedefimiz. Çok teşekkürler. Siz bir enerji şirketi olarak aynı zamanda bu dediğiniz kurallara uymak, Birleşmiş Milletler evet, imzalanan kurallarına uymak açısından dönüşüyorsunuz da. Doğru. Yani başladığınız, Enerjistan'ın başladığı yıllardan bu yana evet, yenilenebilir enerjiye doğru bir geçiş var. Biraz ondan da bahsedebilir misiniz? Çok güzel bir konu, çünkü bu arada şöyle bir ifade etmem lazım. Kendimizi çok da ensemizi karartmayalım. Şöyle bir durum var aslında. Dünyada bu trend derken 1980'lerden başlayan bir fenomenden bahsediyoruz. Bugüne geldiğimizde aslında hep pahalı diye uzak durduğumuz, kaçtığımız, ekonomik olmadığını düşündüğümüz şeyde, Almanya'ya baktığınızda son 10 yılda teşviklerle Türkiye'nin toplam üretim kapasitesinin 1/3'ünü çatılardan sağlıyor. Almanya'dan bahsediyorum. Güneşten. Yani sadece güneşten. Yani böyle bakacak olursanız Almanya'daki güneşe bakın, biz onu öğlende harcıyoruz zaten. Böyle baktığınızda. Doğru. Şimdi diğer taraftan bakıyorsunuz, Türkiye'de de durum aslında hiç fena değil. Son 10 yılda yapılan yenilenebilir yatırımları tam 3 katı. 2010 yılında 3 kat artmış. Şimdi Türkiye'ye baktığınızda %40'ına yakını enerji, ürettiğimiz enerjinin yenilenebilir kaynaklardan. Bu da Avrupa'da 5. dünyada 12. yapıyor bizi. Ki bu hala yeter değil. Ki 11. 5 yıllık kalkınma planı ve bizim ulusal enerji verimlilik aksiyon planlarına baktığınızda bu hedeflerde tanımlanmış ve birçoğunu sağladık aslında bunların da.
Mesela 2017-23 arasında toplam mevcut tüketimimizi artışı dahil etmeden %13-14 düşürmeyi hedeflemişiz ki bunun pandeminin etkilerinde arındırıldığında aslında %7-8'ini daha 2021'den itibaren yapmış durumdayız. Biz de bu kapsamda baktığımızda nasıl katkı sağlarız ki, belki basından haberdar olmuşsunuz, Galatasaray'ın stadıyla başladık aslında Türk Telekom Arena'yla. Burada neyi katmaya çalışıyoruz? Enerji performans sözleşmeleriyle 10 yıllık bakımından tutun, orada üretilen enerjinin sürdürülebilirliğinden tutun, artık tükettiğimiz yerde enerji üretmemiz lazım. Yani geleneksel kaynaklarımız evet bir süre daha devam edecek ama ne kadar hızlı dönüştürebilirsek, biraz önce en başta Türkiye'nin sorununa başladım, ithalat faturamız. Ama buraya geldiğimizde de geleceğe çocuklarımıza iyi bir dünya bırakmak. Bu iyi dünyayı bırakmanın en önemli yolu da aslında fosil yakıtlarından olabileceğine dönüşüm sağlamak ve elimizde doğanın kaynağı, güneş var, rüzgar var ve bununla bugün belki primer bir kaynak değil bunlar ama yarın batarya teknolojileri birleştirdiğimizde aslında bugün mevcut geleneksel üretim modellerinden hiç farkı olmayan yeni enerji alanları oluşturmuş olacağız. Çok teşekkürler. Biraz da kısaca gelecekten sıfır karbon hedefinizden bahsedebilir misiniz? Böylece tamamlayalım. Güzel. Burada çünkü en önemli, en büyük hissedarlarımızdan bir tanesi Sabancı Holding, biliyorsunuz. Yakın zamanda sıfır karbonu 2050'ye kadar hedeflediğini, net karbon hedefimizin bu olduğunu söyledi. Şimdi enerjiye döndüğümüzde burada aslında aynı hedefi paylaşıyoruz. Nereden bu noktaya geliyorum? Bir kere e-mobility Türkiye'yi değil dünyayı değiştirecek. Ne demek e-mobility? Bugün aslında ulaşımda kullanılan enerji, ki enerjiyi tabii burada sadece elektrik olarak da almıyorum. Ulaşımın toplam enerji tüketiminin %27'si Rauf Bey. Ve bunun içerisinde %72'sini fosil yakıtlardan kullanıyoruz. Bu dönüşüm eğer elektrifikasyonu gerçekleştirebilirsek, buradaki zaten etkinin yerli yenilenebilir enerji olarak baktığınızda aslında ciddi bir, o bahsettiğimiz Türkiye'nin ekonomisinden tutun, geleceğe hazırlık açısından çok önemli. 2035'te satılan toplam araçların %50'sinin elektrikli olacağı söyleniyor. Çok önemli bir rasyo. Buna göre de bizim hazırlıklarımızı enerji olarak bugünden yapıyor olmamız lazım. Biraz önce bahsettiğim gibi hem şebekeyi bunu hazır etmek lazım ki buna 13-13,5 milyar dolar önümüzdeki 5 yılda yatırım yapacağız diyoruz. Hem de yenilenebilir teknolojilere, akıllı şehirlere, akıllı şebekelere, bataryaya, çatı çözümlerine, rüzgara aslında 1,5 milyarda bu 5 yıl içerisinde bu anlamda sürdürülebilirlik hedefleri anlamında yatırım yapmayı planlıyoruz Rauf Bey. Çok teşekkürler. Tam zamanımızda bitirdik. Güzel bir sohbet oldu. Bu e-mobilite hakikaten çok önemli. Enerji tüketiminin içindeki payı, fosil yakıtların payı. Sizin de bu alanda çalışmalarınız var e-mobilite konusunda. Doğru. Belki bunu da başka bir alanda ya da dergide kapsarız. Ben hem size hem de Enerji Sahaya çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ederim. Tüm dinleyenlere teşekkür ediyorum. Selamlar. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Şimdi 3. oturumumuza geçelim. Bu sefer